Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Evet yine elimizde bir sürü veri var. Dünyanın her yerinden de enflasyon rakamları gelmeye başladı. Bizimkine de çok az kaldı. Hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet önce bizim enflasyon tahminiyle başlayayım. Bloomberg enflasyon anketi Mart ayında enflasyonun %61.4 seviyesine yükselmesini bekliyor. Almanya'ya baktığımızda Almanya Mart ayında yıllık enflasyon %7.6. Bizim için bir şey ifade etmeyebilir ama Almanya için oldukça yüksek bir rakam. 1990'ların başından beri en yüksek seviye. Euro bölgesinde ekonomik güven bir yılın en altında. Avrupa Birliği Merkez Bankası ilk faiz artış beklentisini tüm bunların ışığında biraz daha erkene çekti. Amerika'dan resesyon sinyalleri zaten siz sıklıkla bundan bahsediyorsunuz. Artık o sinyaller iyicene kırmızı alarm vermeye başladı. Tüm bunları değerlendirecek olursak hem bu rakamlar bize neyi ifade ediyor hem bize yansımaları nasıl? Şimdi Ebru Hanım, bize yansımaların önce oradaki durumu tespit edelim. Şu an dünya piyasalarında çok ciddi sıkıntılar var. Sıkıntı bize katlanarak geliyor. Biz çekebiliyoruz ama Avrupa'nın çekmesi bunu biraz zor. Çünkü Avrupa krizlere alışkın bir millet değil. Gerek Avrupa gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Resesyon onlar için en korkuncu. Maalesef resesyona doğru gidiyorlar. Hatta biraz daha ileri gidip Amerika'nın dolarının tahtını sallanıyor diye yeni yorumlar gelmeye başladı dünyanın her yerinden. Buna karşılık Japon yeninde de değerini koruyabilmek için, Japonya'da enflasyonu düşürebilmek için para piyasalarına Japon Merkez Bankası Bojda sürekli müdahale ediyor. Tahvil toplamaya çalışıyor. Tahvil fiyatları çünkü inanılmaz insanları tatmin etmeyecek seviyede geride kaldı. Şimdi tüm bunları topladığımız zaman dünyada ciddi bir resesyon kaygısı var. Bu ciddi bir endişe yaratıyor ilgili ülkelerde. Türkiye'ye döndüğümüz zaman sonuçta biz bu ülkelere ticaret yapıyoruz. Avrupa Birliği bizim en büyük ticari partnerimiz. Oradaki bir resesyon bizi de etkiler. Çünkü insanların alım gücü düştükçe daha az mal almaya başlarlar. Bu ciddi sıkıntı yaratır. Makine park alıyoruz, başka şeyler alıyoruz. Bir dünya mal alıyoruz. Tabii ki ihracatta yapıyoruz ama insanların oradaki alım gücü, tasarruf eğilimi bizden daha yüksek. Bizde ne olursa olsun insanlar bir şekilde harcama yapıyor ama Avrupa'da insanlar yapmıyor. Bir şekilde tasarrufa doğru yöneliyor. Şimdi orada da raflarda sıkıntılar çıkmaya başladı. Özellikle Ukrayna-Rusya krizinden sonra. Bu da ciddi endişeler yaratıyor. Maalesef dünyayı resesyona doğru gidiyor. Peki biz ne yapıyoruz dersek? Şimdi biz buna maalesef yine hiçbir hazırlık yapmıyoruz. Bizim sıkıntımız burada. Hiçbir hazırlık yapmıyoruz. Yani Almanya'da 7.9 enflasyon kıyametler kopuyor. Bizde enflasyon 60'lara gidiyor. Hatta 70'lere doğru gidiyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Şimdi endişe verici olan bu zaten. Türkiye'de nasıl olsa insanlar kabul ediyor diye kimse herhangi bir şey yapmıyor. Şimdi bu bize nasıl yansıyacak? Bu bize bir pahalılık olarak yansıyacak. Çok açık pahalılık olarak yansıyacak. İki, kura artış yönündeki baskı devam edecek. İnanılmaz şekilde kura çok ciddi baskı yapacak. Yani euro ve dolara aynı zamanda Türk lirasında da düşüş yönünde baskı yapacak. Diğer taraftan bizim ekonomideki küçülmemiz devam edecek. Bu da çok ciddi sıkıntı. Çünkü ihracat yapamadığımız zaman ekonomimiz küçülüyor. Çünkü şu an ekonomi tamamen ihracata dayalı. Yani hani özetle şunu dersek, eğer bir ülkede tasarruf sahiplerine negatif faiz veriliyorsa ve buradan da kar transferi, tasarruf sahiplerinin kar transferi eğer faiz lobisine gidiyorsa o zaman düşünmek lazım. Niye? Çünkü insanlar tasarruf etmeyecek. Bu sefer tasarruflar azalacak, tüketime dönecek. Bu enflasyonu patlatacak. Cari açık patlatacak. Kura artış yönünde baskı yapacak. Ekonominin temel kurallarından biri. Dolayısıyla bunu frenlemek için şu an Ankara'da hiçbir adım yok. Bu çok ciddi sıkıntı. Gerçekten çok ciddi sıkıntı. Maalesef söylediklerimiz gerçekleşiyor. Yani üzülüyoruz söylediklerimize ama Ankara'nın hiçbir tedbir almaması gerçekten çok ciddi sıkıntı. İşte Merkez Bankası fiktif kar yazdı. Açık açık fiktif kar yazdı. Bir şey yok. Çünkü swapları yani faiz ödemedikleri için şu an maddesi gelmediği için onlardan ellerinden bir geri görünüyor. Ve onda 130 milyar kar yazıyor ve Merkez Bankası hazine 57 milyar TL para aktarıyor. Ya bu şimdi bu yani bunlar hepsi ayak oyunları. Bu parasal genişleme demek. Parasal genişleme. Sıkı para politikasından vazgeçmek demek. Parasal genişleme haberler. Enflasyon gelecek ve kurlara baskı yapacak. Bu açık ve net. Peki dolar satarak nereye kadar gideceksin? Gidemeyeceksin. Evet. Bakın çok açık. Gidemeyeceksiniz. Çünkü doları siz basmıyorsunuz. Sizin paranız değil dolar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Umarım anlıyorlardır. Maalesef bizde sıkıntı daha da büyüyecek gibi görünüyor. Hem stagflasyon hatta ekonomide büyümede gevşeme, gerileme görülebilir. Ki görülüyor da şu an. Bu cari açığın büyümesi anlamına geliyor. Eğer cari açığı bütmemek için ihracatı patlatıp içeri mal vermeyiz derse bugünkü enflasyon rakamlarını ararız. Benim de tahminim şu an
62 civarında, 59 ile 62 arasında bir rakam açıklayacaklarını tahmin ediyorum. Ama gerçek enflasyon tabii ki çok çok daha yüksek. En az sorarsanız %130'ları geçecek gibi duruyor şu an maalesef. Bu ay çift haneli mutlaka gelecek çünkü başka yolu yok. Yapılan zamları hesapladığınız zaman çift haneli enflasyonun gelmemesi mümkün değil. Mümkün değil. Ayın 4'ünde açıklanacak. Bakalım nasıl rakamlarla karşılaşacağız. Hepiniz merakla bekliyoruz. Peki işte dünkü görüşmelerden sonra siz aslında çok da öyle olmadığını söylemiştiniz. Hem dolarda hem motorin benzinde hem de altında bir gerileme olmuştu. Bugün baktığımızda dolar kuru bizim yayın yaptığımız saatlerde de 14.64 civarında. 80-85'i görüyorduk. Hala baskılama devam mı ediyor? Ne dersiniz? Bunun sebebi nedir? Şimdi hala maalesef baskılama devam ediyor. Arka kapıdan, şirketler üzerinden yani kendine yönelik şirketler üzerinden, kamu kesimindeki şirketler üzerinden, kamu bankaları üzerinden arka kapı satış dediğimiz satışlar devam ediyor. Bu satışlar nereye kadar gider bunu bilemiyoruz. Ama önümüzdeki günde bu iş tıkanacak. Şimdi BOTAŞ'ın ödemeleri geliyor. Neyi ödeyeceksiniz? Petrol ithal ediyorsunuz. Bunu da ödeyeceksiniz. Bakın mazotu biz üretmiyoruz. Mazotu ithal ediyoruz. Benzin üretiyoruz ama mazot üretemiyoruz. Onun da parasını vermek zorundasınız. Nasıl yapacaksınız? Şimdi yanlış yapılıyor dediğimiz bu. Yani onu yapacağınızda gelecekteki enflasyonu şimdiden görerek eğer stok yaparsanız depolarınızı, stratejik rezervlerinizi doldurursanız gelecekteki enflasyondan hiç olmazsa ülkeyi kurtarabilirsiniz. Ama şimdi onu da yapmıyoruz. Yanlışlık şurada. Enflasyonu düşürürseniz dolar zaten düşer. Biz doları tutuyoruz, enflasyonu çıkartıyoruz. Ya olmaz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü neden olan şey enflasyon. Enflasyon hem faize hem dövize baskı yapıyor. Çok açık. Yukarı doğru basınç yapıyor. Türk lirasını değer kaybediyor çünkü. Enflasyon Türk lirasının değer kaybetmesi demek. Bunun bu kadar neyi anlamadıklarını, neden anlamak istemediklerini hala anlamış değilim. Aklıma evet. Şey geldi yani rahmetli Haydar Kazgan'ın yazdığı Osmanlı ekonomi tarihi de kitaplarda benim de hocamdır Allah rahmet eylesin. Onun yazdığı kitaplar da bu tür politikaların Osmanlı'nın son döneminde de yapıldığı görülür. Anlatabiliyor muyum? Mahfi Hoca bugün iyi hatırlatmış onu. Mahfi Yılmaz eski hazine müsteşarı. Yani benzer şeyler o dönemde yapılmış, o dönemde bakmışız. Aynı şeyi bir daha yapıyoruz. Ya aynı şeyi yaparak farklı sonuç elde edemezsiniz. Aynı sonuç çıkacak. Yani anlaşılır gibi değil. Eğer bir malın girdiler aynıysa çıktısı da bellidir zaten. Ancak evet. Girdileri değiştirirse malın şekli değişir. Bunu anlatamıyoruz. Evet. Neden evet. Anlamadıklarını anlamıyorum yani. Evet, çok uzun zamandır anlatıyoruz ama inşallah bir gün evet. Anlayacaklar diye de umut ediyoruz. Peki doları evet. Sordum, kurlar ne olacak diye sordum da altında gerçekten çok merak ettim. Şimdi bakın, herkes şunu bir kere anlasın. Biz bugüne yarın şu olacak, öbür gün bu olacak demiyoruz. Öyle bir kural yok. Evet. Öyle bir şey biz söyleyemeyiz. Bir falcı değiliz. Orta vade, 3 aylık, 1 yıllık periyotlarda, daha uzun periyotlarda altının çıkmaması gibi bir sonuç yok. Altın yükselecek. En hızlı altın çıkacak. Ve şunu söylüyorum. Kısa vadede dolar değerli görünse dahi orta ve uzun vadede dolar değer kaybedecek görünüyor şu anki veriler. Çünkü orada da paniklemeler var. Niye? Çünkü enflasyonu durduramıyorlar. Şimdi oranın enflasyonu açık. Amerikan enflasyonu açıklanacak. Göreceğiz bakalım ne gelecek. Kesinlikle 8'in üzerine gelecek. Anlatabiliyor muyum? Zaten 7.9'du. 8.9'a doğru gidecek. Mayıs'ta çift haneleri gördüğü zaman piyasalar yandım Allah diyecek. Yani Amerikan doları. Tahtı sarsılıyor şu an. Amerikan maalesef Merkez Bankası o kadar paraya boğdu ki piyasaların olması gerekenin 10 katı para basınca doları tahtı sarsılmaya başladı. Üzerine bir de hiç savaşla ilgisi olmayan Rus vatandaşlarının kredi kartlarına, dolarla, mevduatlarına, paralarına el konunca dolara güven sarsıldı. Çünkü kimse dolara şimdi elini sürmek istemiyor. Ve bu şunu getirdi. Doların kullanımı dünyada %72'den %59'a düştü. Dünya ticareti %72 dolarla yapılıyordu. Şimdi %59'a düştü. Bu hızla geriliyor. İşte bu sıkıntı. Anlatabiliyor. O zaman ne olacak? Herkes doların alternatifi altına doğru kayacak. Yani kağıt altın mı, metal altın mı bunu tercih edeceksiniz. Kağıt altın artık kaybetmeye başladı. Metal altın öne çıkmaya başladı. Diyelim bugüne noktayı böyle koyalım o zaman. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.